Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün tavan tavan gidebilecek şirketleri nasıl tespit edeceğiz? Onunla ilgili bir video, bir strateji paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle tavan tavan gidebilecek şirketler nasıl tespit edilir? Ve daha sonra da gelecek haftalarda en yüksek potansiyeli yapabilecek şirketler hangileridir? Bunun üzerinde sizlere canlı olarak göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bir veri akışından yararlanacağız. Yani bunlar yabancı takas oranıdır. Yabancı takas oranı bizler için çok önem arz ediyor ve onun okuması, bunun yorumlaması da bir o kadar önemlidir. Elbette burada yabancı takas oranını en fazla artan şirketleri gördüğümüzde bodozlama atlamamamız gerekiyor. Burada öncelikle bir takasına bakmak gerekiyor. Ondan sonra aracı kurum dağılımına bir bakmamız gerekiyor. Teknik grafik destek ve dirençlere bakmamız gerekiyor. Yani aslında birçok parametreye bakmamız gerekecektir. Ben de şimdi öncelikle yapmış olduğumuz hamlelerle aslında YouTube katıldı da katılan dostlarımız için özellikle çok güzel bir iki hafta geçirdiğimizi de belirtiyoruz. Yani açıkçası borsa yükselince elbette hiseler de yükselir ama şimdi %200'ler, %300'ler son 20 günlük süre zarfı içerisinde inanılmaz performans sağlayan şirketler vardı. Biz bunları nasıl bulduk? Nasıl buluyoruz? Ve bundan sonraki şirketlerde özellikle bu videoyu baştan sona kadar izlerseniz bundan sonra hangi şirketlerde böyle ciddi anlamda potansiyel taşıyacak şirketleri de beraber tespit etmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle yabancı takas oranlarına baktığımızda değerli dostlar burada inanılmaz bir yabancıların girişi olduğunu söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Elbette burada patron lot da satmış olabilir. Yani yabancı kurumsal yatırımcılara lot da satmış olabilir. Belli bir iskonto ile de satmış olabilir. Bunlar satıp kaça da bilirler. Yani şimdi %10'un üstünde bir primle vermişse adam 1 milyon lot almışsa inanılmaz bir para demektir. O yüzden bunların takasına bir bakmamız gerekiyor. Şimdi Kuzey Boru'yu ilk biz gördüğümüzde tespit ettiğimizde şöyle aslında fiyatı inanılmaz dip seviyelerdeydi. Ve bu dip seviyelerden sonra hatta sizlere de ne demiştik? Demiştik ki ufak bir hediye olsun 5 Ocak'ta. Ufak bir hediye ve buradaki görüntüleme 1,5 milyonu bulmuş oldu. Yani 41 TL'den paylaştık. Bunu paylaşmamın ana sebeplerinden bir tanesi hemen şöyle. Yabancıların ciddi anlamda topladıklarını görebildik. Ve burada bizim indikatörümüz de vardı. Yani şöyle 20 günlük süre zarfı içerisinde %237 seviyesinde bir giriş gerçekleşmiş oldu. Şimdi ben bunu nasıl tespit ettim? Bu çok önemlidir. Şimdi katıla paylaşmadan önce buraya baktığımda burada indikatörümüz yavaş yavaş artık eksilerden artıya doğru ve tarihi zirvelerini geçtiğini gördük. Yani hisse senedi fiyatı düşerken aslında burada indikatörümüz yönü yukarı yönlü olduğunu bana zaten gösterdi. Bakın burada hisse senedi fiyatı düşerken hala bizim indikatörümüz yükselmeye devam etti ve ta ki şurada ben artık şurada şuralardan bir yerde paylaşmaya çalıştım. Elbette ben paylaştıktan sonra yine biraz düşebilme ihtimali olabilirdi. Çünkü buradaki insanları döküp ciddi anlamda malını toplayıp yukarı sürebilme ihtimali vardı. Ama bu süre zarfı içerisinde zaten gelebildiği kadar toplamışlar malı ve burada da zaten bize tüyosunu vermişti. Keza günün sonunda baktığımızda şirket 20 günlük süre zarfı içerisinde %237 seviyesinde bir prim elde ettiğini görebiliyoruz. Burada da bizim üyelerimize özel bu şirketi paylaştık ve 20 günlük süre zarfı içerisinde ufak hediyemiz oldu sana milyoner. Artık yani burada paylaştığım an itibariyle burada alan adam milyoner olmuş diyebiliriz. Şimdi burada tekrar takasına baktığımızda değerli dostlar şöyle yabancı takas oranına da bir bakmamız gerekiyor. KBOR'u. Şimdi nasıl bu hikaye gelişmiş? Şimdi hızlı takasa baktığımda burada yapı kredi özellikle günlük bazda yapı kredi ve deniz yatırımın ortak bir alım söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Yabancıların ekstradan bir malını göremiyoruz. Her ne kadar tahtada ikinci sıradaysa biz burada günlük bazda göremedik. Haftalık bazda baktığımızda Citibank aslında 700 milyon lot seviyesinde satmış. Şimdi aylıkta ciddi anlamda bir artış var diye oraya gelmeye çalışıyoruz. Şimdi aylık bazda baktığımızda 2,5 milyon seviyesinde bir yabancı takas toplanması söz konusuydu. Bu tarafa baktığımızda hem şeker yatırım hem de küçük yatırımcının elindeki bütün notları
topladığını görebiliyoruz tek başına. Ve bu süre zarfı içerisinde de hisse senedini ciddi seviyelere çıkarmış ve önümüzdeki zaman dilimi içerisinde yani bu 20 günlük süre zarfı içerisinde şirketi yaklaşık %234 seviyesine yukarı taşıdığını görebiliyoruz. Şimdi burada hemen baktığımızda Dofer varmış. Şimdi yabancı takas oranı en fazla yükselenler. Burada haftalık bazda yabancı takas oranı en fazla artan şirketler arasında Dofer şu an itibariyle birinci sıradaymış. Ekos ikinci sıradaymış. Keza buraya baktığımızda da yine Ekos'u görebileceğiz. Hemen şuradan size göstermeye çalışayım. Evet. Evet, buraya baktığımızda Ekos burada ciddi anlamda bir yabancıların alımı söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Keza hemen şurada bir bakalım Ekos ne durumdaymış. Nasıl takası toplanmışlar ve sonra da grafiksel üzerinde yorumlamaya çalışacak. Şimdi günlük bazda aslında 1,5 milyona yakın lot sattığını görebiliyoruz. Haftalık bazda bunlar 3 milyon lot almış ve günün sonunda da artık bugün 1 milyon 400 bin seviyesinde lot sattıklarını görebiliyoruz. Ama haftalıkta toplamışlar, aylıkta da toplamışlar. Totalde 3 milyon lotu varmış ellerinde ve günün sonunda her ne kadar şu an satmış olsa da biz geçmişe dönüp baktığımızda aslında bu şirketin ciddi anlamda performans sağlayabileceğini öngörebilirdi. Keza yine aynı şekilde takas analizimize baktığımızda bakın şurada bizim indikatörün zirvesi şurası. Tamam. Hisse senedin fiyatı da şurasıdır. Şu kanalı takip etmeniz gerekiyor şurada. Şimdi böyle geldiğimizde burada artık tarihi zirveyi geçtiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Ve burada da artık yavaş yavaş ciddi anlamda hacim girişiyle beraber takasın da toplandığını görebiliyoruz. Burada alan 42 TL'den alan adam 61 TL'de zaten her türlü elinde malı çıkarmış gibi duruyor. Ve bundan sonra da tespit edebilme ihtimalimiz var mı? Elbette ki var. Şimdi Dofer'e bakalım. Dofer'de durum nasıldır? Keza çünkü evet takası toplanmış olabilir ama hala satmamış olarak da gözükebilirler. Şimdi burada Citibank'a baktığımızda günlük bazda 2423 seviyesinde mal topladığını görebiliyoruz. Yani takasın %44'ünü o gün için aldıklarını görebiliyoruz. Haftalık bazda baktığımızda takasın %63'ünü toplamışlar. Aylık bazda da baktığımızda %57'sini almışlar. Henüz bir satım tarafına geçmediklerini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bir de grafiksel olarak bir bakalım Dofer'e. Dofer'e baktığımızda şöyle. Evet. Şimdi tekniksel olarak baktığımızda aslında satışın gelebileceğini net bir şekilde görebilirdik. Niye? Çünkü burada bir dirençle karşı karşıya geldiğini görebiliyoruz. Bir düşenini kırmış, sonra da pull back hareketini yapabilme ihtimali söz konusu olduğunu söyleyebilirdik. Şimdi burada indikatörümüze baktığımızda yine aynı şekilde şöyle daha şey düşmeden bakın burada hisse senedi fiyatı tarihi zirvesine gelmeden aslında indikatörümüz tarihi zirvesine gelmiş. Yani adamlar büyük balinalı adamlar, parası böyle bol olan adamlar bu şirketi büyük ihtimalle yukarı taşıyabilme ihtimali söz konusu olabilir. Ta buradan anlayabiliyoruz aslında. 28 TL'den anlayabiliyoruz. 28 TL'den anlayan adam zaten burada her türlü elinden çıkarmış ve de hala toplayabilme ihtimali söz konusu olabilir. Neden? Çünkü burada grafiksel olarak hala bir yol gözüküyor olabilir. Yani şurada bir pullback hareketi, retest dediğimiz, sonra da yoluna devam edebilme ihtimali söz konusu olabilir. Bu da kanal katlaması demek. Kanal katlamasına baktığımızda şirketin kaç TL'ye gidebileceğini 3 aşağı 5 yukarı anlayabileceğiz aslında. Şöyle şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş gerçekleşebilme ihtimali var. Bu da yaklaşık 60 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu sefer 60 TL'nin üstünde kapanışlar yaptığında buradaki çana kadar bir hedef olacaktır. Şöyle 22-44 yaklaşık 20 TL'lik 25 TL'lik 50 desen 50-60 70'li rakamlara 80'li rakamlara gidebilme ihtimali potansiyeli söz konusu olabilir. Ama burada temas etme durumu söz konusu var. Mesela ben olsam burada mutlaka şuralarda söyleyeceğim rakamlarda alım emrimi koymaya çalışırdım. 35,56 gelir ise tabii ki ve 32 TL 32,16 32,30 seviyeleri bizim için alım bölgesi olarak bulunmaz bir nimet olarak karşımıza çıkacaktır. Keza buraya baktığımızda bir retest hareketi yapabilme ihtimali söz konusu olabilir ve burada da yaklaşık 70'li 80'li TL'lere kadar
götürebilme durumumuz söz konusu olabilir. Şimdi Binho neden böyle sürekli tavan tavan gitti? Bu süre zarfı içerisinde en çok para kazandıran şirketlerden bir tanesi. Bunu takastan anlayabilecek miyiz? Şimdi burada günlük bazda baktığımızda değerli dostlar, aslında Citibank'ın takasın satılan kısmının %40'ını sattığını görebiliyoruz. Haftalık bazda baktığımızda aslında alım tarafında iştahlıymış. Aylık bazda baktığımızda alım tarafında herhangi nötr seviyesi diyebileceğimiz bir seviyenin içerisinde yer almış. Şimdi burada takas analizi artmış ve son günlerde de yabancılar ufaktan sattıklarını görebiliyoruz ve takastaki payı şu an 10. sırada yer alıyor. Hemen şuradan baktığımızda 10. sırada yer almış. Burada tekniksel bir oluşum var. Hemen şöyle bir bakalım. Tekniksel oluşumu görebilecek miyiz? Evet. Şimdi burada tekniksel bir oluşum varmış. Bu oluşum devreye girmiş ve bu oluşumdan sonra aslında bizim indikatörümüz de bize net bir şekilde göstermeye çalışmış. Hemen şöyle bir bakalım. Nereden anlayabileceğiz? Şimdi bizim bu indikatörümüze baktığımızda şurada bak hisse senedi şuradayken bize takas indikatörümüz diyor ki abicim bak burada kırılım gerçekleşmiş artık pozitif tarafa geçmiş ve günün sonuna baktığımızda tarihi zirvesini açtığı seviye olarak şurası gerçekleşmiş. Burada hisse senedi tarihi zirvelerini gerçekleşmiş. Her ne kadar hisse senedi fiyatımız aşağı doğru gelse de indikatörümüz burada tarihi zirveleri gördüğünü görebiliyoruz. Bu süre zarfı içerisinde elbette burada bir pullback hareketi beklenirdi. Yani burada bir pullback hareketi yapsaydı şöyle şuranın içerisini doldurmaya çalışsaydı 404 TL'lere ve 485 seviyeleri arasında böyle bir zikzaklar güç toplama evresi yapıp ondan sonra 600'lü rakamları gösterebilme ihtimalleri söz konusu olabilirler. Şimdi ben burada birkaç tane şirket seçmeye çalışacağım ve önümüzdeki günlerde ciddi anlamda potansiyel barındırabilecek şirketleri görmeye çalışacağım. Şimdi son videolarımızdan bir tanesi Türk Telekom'du. Türk Telekom'u paylaşmıştık. Türk Telekom'da ciddi bir oluşum vardı. Bu oluşumun içerisinde ciddi anlamda bir performans vardı. Bu performansı yavaş yavaş yaptığını burada görebiliyoruz. Keza indikatörümüze de baktığımızda inanılmaz seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Burada şimdi tarihi zirvelerini gördüğümüz hisse senedi fiyatından aşağı doğru satışlar gelirken burada artık kırılım gerçekleşmiş ve tarihi zirvelerini geçtiğini anlayabiliyoruz. Ve burada hisse senedi fiyatının aslında artık yükseleceğini net bir şekilde anlayabiliyoruz. Keza tarihi zirvelerinde indikatörümüz gelirken hisse senedi fiyatı biraz daha aşağı düşüyor. Çünkü burada belli ki adam malı toplamaya çalışmış. Bir de bunlar BIST 30 şirketleri olduğu için böyle kolay kolay tavan serilerini bulmamız imkansız gibi bir şey oluyor. Keza bugün itibariyle yani Cuma günü tavan görüp %8, %9'larda kapatmayı başardı. Bu da ciddi anlamda bir başarı demek. Günün sonunda baktığımızda aslında burada net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bir yeni bir şirkete baktığımızda burada logo oluşum itibariyle aslında ne kadar kusursuz bir görüntü olduğunu görebileceğiz. Şimdi keza yine aynı şekilde indikatörümüze baktığımızda burada yavaş yavaş artık tarihi zirvelerini görmüş ve tarihi zirvelerini bakın burada hisse senedi fiyatımız her ne kadar tarihi zirveleri görmese de indikatörümüz tarihi zirveleri gördüğünü keza burada yavaş yavaş öğrenmiş olduk. Keza burada almış olsaydık hisse senedi fiyatımız aşağı doğru gitmiş ama stratejimiz hala tutuyor. Yani adam diyor ki malı topluyorlar bakın hisse senedi fiyatı ne kadar aşağı düşse de adam malı topluyor ve belli ki artık 122'li, 123'lü, 125'li, 130'lu rakamlara götürmeye çalışacaktır. Keza bugün %2 yani bugün dediğim Cuma günü %2 eksiyle kapatmış. Burada bir pullback hareketi büyük ihtimalle gerçekleşir. Burada alım emrimi nereden verilir? Şuradan bir yerlerde alım emri verilir. Gelir ise gelmezse de yapacak bir şey yok. 80,30 seviyesi benim için alım bölgeleri olarak karşıma çıkacak. 72,25 seviyeleri benim için alım bölgeleridir. Birinci alımımı pazartesi, ikinci alımı 80,30, üçüncü alımı 72,25. Eğer şayet bunlar gelirse, gelmezse de burada almış olduğum rakamla miktarla yola devam edebilme ihtimalim var. Keza burada bu oluşum aynı bu şekilde göstermeye çalışacaktır. Şöyle ve tarihi zirvelerini
görme ihtimali söz konusu olabilir. Şimdi öyle bir zaman dilimi içerisindeyiz ki değerli dostlar, 2 hafta önce asla yüzüne bakmadığımız sektöre şu an muhtaç olur. Çünkü öyle bir veri akışı geliyor ki bir anda şirketin karlılığı değişebilir. Bunlardan bir tanesi Aydem'di mesela. Şimdi Aydem son zamanlarda neden performans, güzel bir performans sağlamış? Ona da bir bakmamız gerekiyor. Şimdi burada direnç anlamında dirence takılmış gibi duruyor. Yani burada geri alımlar, geri düşüşler elbette olabilme ihtimali söz konusu olabilir. Çünkü burada birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Peki bunu buradaki seviyeye getirecek, taşıyacak ne yaşanmış olabilir dediğimizde, aslında şirket burada tarihi zirveleri görürken adamlar ciddi anlamda toplanmışlar. Öyle yani, bu tahtacı öyle bir sabırlı bir adam ki neredeyse 1,5 yıldır adam toplamaya çalışıyor. Yani burada takasta anladığımız seviye budur. 1,5'ta en sonunda burada biraz yine malı boşaltmış gibi duruyor ve en günün sonunda da bugün baktığımızda takasta tarihi zirveleri görmeydi. Malimiz söz konusu olabilir. Şimdi burada alım yapılabilir mi? Biraz risklidir bölge. Teknik analiz anlamda 25'in üstünde kapanışlar yapmadığı için riskli bölge. Burada geri dönüşler elbette değerlendirilebilir. Yani şöyle bir hareket yapabilme ihtimali var. Hatta şuranın altına sarkıp buralarda, çünkü yağmur yağışlar şu an çok iyi ve burada da 40 TL'leri görebilme ihtimali söz konusu olabilir. Keza burada en çok sevdiğim, yani öğretim anlamında, Galata Winter. Ben Galata Wind'in önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ciddi anlamda hareket beklediğim şirketler arasında yer alacaktır. Aslında bu tarz şirketleri büyük ihtimalle yarın ya da bugün tekli anlamda bahsedeceğim. Daha detaylı anlatmaya çalışacağım sizlere. En azından mantığını anlayın diye. Burada takasa baktığımızda yavaş yavaş tarihi zirvelerini gördüğünü anlayabiliyoruz. Yani bakın şimdi değerli dostlar, şöyle bir tarihi zirve çizgimizi çekiyoruz. Burada da tarihi zirve çizgimizi çekiyoruz. Aslında hisse senedi fiyatının şu an itibariyle şurada 40 TL'lerde olması gerekirken, bakın çünkü indikatörümüz bunu göstermiş. Diyor ki arkadaşım, ben aşağı doğru geldiğim sürece beni al, beni değerlendir. Yarın öbürsü gün beni 40 TL'de almak zorunda bırakacaksın. Yani diyeceksin ki beni 40 TL'den alacaksın. Yazıktır, günahtır. Şimdi buralarda 22-60, 21-60 seviyeleri arasında toplayabildiğin kadar topla ki yarın ben 40 TL olduğumda ahuvak etmeyesin. Şimdi bunlardan baktığımızda günün sonunda yarın öbürsü gün videosunu çektiğimizde 40 TL'lerden çekebilme ihtimalimiz var. Alarko Holding paylaştık ve güzel bir oluşumun içerisinde yer aldığını söylemiştik. Keza yavaş yavaş şimdi burada günlük bazda baktığımızda öyle ağam şağam böyle bir hareket söz konusu değil. Sadece burada bir tane nüans vardı. Burada düşeni kırmıştı zaten şirket. Şöyle. Bakın burada 90'lı seviyelerde düşeni kırmıştı. Bu süre zarfı içerisinde bizler de sürekli paylaşmaya çalıştık. Ve bir hafta, 2 hafta neredeyse hiçbir şekilde gitmedi. Ve günün sonunda da ve %6'lık bir getiri elde etmiş. Bu da gayet güzel, yavaş yavaş inip çıka, inip çıka, inip çıka buradaki hedefine gidebilme ihtimali söz konusu olabilir diye düşünüyoruz. O yüzden mutlaka ama mutlaka takas analizine bakmamız gerekiyor. Özellikle 3 gün üst üste, 10 gün üst üste artan şirketleri böyle seçip ne yapmak gerekiyor? Bulmak, tespit etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada günlük bazda baktığımızda Ekosel Gıda, Begio, Tab Gıda, Skymet, Dofer, Binho, Bay Döner gibi şirketler, Panelsan, bunlar ciddi anlamda yabancıların ilgisinde olan şirketler var. Ama burada çıktı diye mutlaka bodozlama atlamamak gerekiyor. Mesela haftalık bazda, aylık bazda yabancıların ciddi bir alımı söz konusu olsa da aracı kurum anlamında Bankof tarafından satış yapıldıklarını da görebiliyoruz. Ama şu an burada hala mal topladıklarını da yine nereden anlayabiliyoruz? Burada şöyle baz puanından 3 aşağı 5 yukarı anlayabileceğiz. Şimdi toplam baz puanına baktığımızda Ekos birinci sıradaymış. Yani burada büyük ihtimalle büyük ortaklardan bir tanesi yabancılara satım gerçekleştirmiş. Burada iskontolu mu satmış, iskontosuz mu satmış? Bunu aracı kurum dağılımına bakarak, takas analizine bakarak bunu ne bir şekilde görebilme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Burada ciddi anlamda performans sağlayabilecek şirketleri teker teker bugün geceye kadar hepsini çekmeye çalışacağım. Özellikle
Benim de beğendiğim birkaç tane şirket var. Onların size teknik analiz çalışmasını, olması gereken hederini ve kaç TL'lere gidebilme ihtimali söz konusu olabilir. Onları aktarmaya elbette ki çalışacağım. Çünkü burada yenilenebilir enerji anlamında güzel haber akışları var. Grafiksel olarak güzel gördüğüm şirketler var. Sektörü kötü olup ama teknik analiz anlamında ciddi anlamda performans sağlayabilecek şirketler var. Bunları sizlere yavaş yavaş teker teker sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunlar da bizim aklımızda kalsın. Bu stratejiyi hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Keza son günlerde Anel'e baktığımızda inanılmaz bir yükseliş var. Atak Patates burada inanılmaz bir oluşum var. Keza bizim de paylaştığımız link daha önce yani 50'li 60'lı TL'lerden paylaştığımızda bizde dalga geçen insanlar bugün itibariyle 315 lirada tavanda almaya çalıştıklarını görebiliyoruz. Panel sanı da bizim üyelere paylaştım. Ofis gayrimenkulü de yine aynı şekilde. Reader'ı da paylaştım. Demir grubu da paylaştım. Paylaşmaya böyle teknik analiz anlamda ve temel analiz anlamda böyle oluşumunu beğendiğim şirketleri zaten paylaşmaya çalışıyorum. Ve bugün içerisinde de böyle yüksek performans sağlayabilecek şirketleri sizler için derleyeceğim. Ve günün sonunda da güzel bir oluşum bekleteceğim. Biliriz. Şimdi burada gözüme çarpan Hatsan vardı. Bizim de paylaştığımız bir şirket kendileri. Hatsan bakın burada güzel bir oluşum var. Hatta yani bunu zaten net bir şekilde anlattım arkadaşlar. Bakın burada hisse senedi fiyatı 50 TL'deyken burada aslında uzun ince bir yol haritasını çizdim. 200 TL'ler rahat bir şekilde görülebilme ihtimali söz konusu olabilir dedik. Bunu neye dayanarak söyledik? Elbette şimdi burada takas analizi bize her şeyi gösterdi. Bakın böyle şirketleri seçiyorum ve bu şirketleri seçerken de aslında 5 gün sonra, 1 hafta sonra tavan serilerine başlıyorlar. O yüzden mutlaka ama mutlaka ne yapmak gerekiyor? Bu stratejileri unutmamak gerekiyor. Şimdi yani burada paylaştık dedik ki abi yani belli yani şimdi açıklama okuduğunda aslında bu şirketin gidebileceğini görebiliyorsunuz. Tamam mı? Görebiliyorsun. Ve bunu paylaştığımda da zaten şirket gitmemiş. Gitmediği halde yani git yani katıda paylaşıyoruz. %5, %10 üstü yaptığı zaman Twitter'dan da paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü adam diyecek hocam hem burada paylaşıyorsun hem orada direktman aynı gün paylaşıyorsun. Olmaz. Yani belli bir performans yapsın ki ben burada paylaşabileyim. Şimdi paylaştıktan sonra da adam diyor ki ya sen oradan paylaşmışsın sen hisse %10, %15 gitmiş sen daha yeni mi paylaşıyorsun? Halbuki bilmiyor ki bak %50'den aşağı performans sağlayabilecek şirketleri paylaşmaya çalışmıyorum yani. En azından %50'nin üstü para kazandıracak yol haritası çizmeye çalışıyorum. Şimdi buraya baktığımda aslında inanılmaz bir yol haritası var. Kısa vadede elbette şurada 74'lerde 70'lerde bir duraksama olacaktır. Çünkü burada yine bir topo gürültüsü çıkabilme ihtimali söz konusu olabilir. Ve burada uzun vadede baktığınızda şirketin gidebilecek inanılmaz performansı söz konusu olacak. Şimdi ben beğendiğim şirketleri paylaşmaya çalışacağım. Biraz da bir dinleneyim, bir suyumu içeyim. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeyenleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum.